bu hafta Konya, Akşehir, Gölçayır Mahallesi'nden sizlere sesleneceğiz. Çok güzel bir vişne bahçesindeyiz. Konuğumuz da hem meslektaşımız hem de üretici olan Dursun Solmaz. Dursun Solmaz tabii kendisini kısaca o da tanıtacak şimdi. Bizi davet etti, biz de geldik Gölçayır Mahallesi'nden üreticilerin sesi olmaya çiftçinin seyir defterinde. Evet, öncelikle programımıza hoş geldiniz Dursun Bey. Siz de hoş geldiniz. Köyümüzü şereflendirdiniz, şenlik verdiniz. Programlarınızda uzaktan yakından meslek icabı da takip etmekte üreticinin sesi oluyorsunuz. Üretici bu konuda size minnettar. Genel anlamda Akşehir ve Sultanlıca bölgesindeki tüm üreticiler de zaman zaman sizden bahsediyor, sizin programlarınıza konuk olmaya çalışıyor. Dertlerini ve sıkıntılarını dile getiriyor. Eyvallah. Bu konuyu en güzel kimle konuşuruz dedik. Çünkü Dursun kardeşimizi biz de sosyal medyadan takip ediyoruz. Kendisi bugün kirazları topladık. Bugün kiraz para etmedi yine. Vişneleri topluyoruz. Şimdi çocuklarıyla falan da güzel fotoğrafları var böyle. Gerçekten de üretici özellikle küçük işletmelerde veya gerçekten çiftçi ise ailesinde en küçük birey birkaç yaşında bile olsa bahçeye kadar gelir değil mi Dursun kardeşim? Aynen doğrudur. Sabah saat 5'te 4.30'da traktör homurtularından sonra herkes bahçededir. Şenlik yeridir aslında bahçe çocuklar için. Biz büyük beyler için biraz daha bu senelerde demeyelim artık son 7 yıldır 6 yıldır dert olmaya başladı. Çile vişne, oluyor. Vişne, kiraz gibi ürünler artık şenlik yerinden çıkıp biraz daha dertlendirmeye başladı bizi. Evet, şimdi programımız tabii vişneyi konuşacağız ağırlıkta. Genel olarak üretimi de konuşabiliriz. Ama Dursun Solmaz kimdir? Kısaca bir tanıyalım Dursun Solmaz'ı. Onun akabinde de öncelikle konumuz tam da hasatın artık böyle bu bölgede sonlara geldiğimiz döneminde vişne. Ben aslen Gölçayır doğumluyum. Bu köyde doğdum, bu köyde doydum. Uzun yıllar işte askerlik yıllarından sonra haber muhabirliği, gazeteciliğe başladım alaylı olarak. Akşehir'in yetiştirdiği büyük duayen gazetecilerden Nihat Akın öğrencisi olarak devam ettim bu işe. 10 yıl boyunca Sultanlığı, Akşehir, Yunak, Doğanhisar bölgelerinde yani bu bölgede haber muhabirliği ve gazetecilik yaptım. Akabinde de baba mesleği olan çiftçiliğe gönül verdim. Daha doğrusu bu işe kendimi vakfettim. İşte arazilerimizin genişliği, ürün yelpazesinin fazlalığı, bir de köydeki arkadaşlarıma kendimi endekslediğim zaman buradaki insanların yavaş yavaş artık köyden uzaklaşarak büyük şehirlere gittiğini gördüm. Genç nesilin aynen, özellikle. Genç nesil. Benim yaşlarım 30-32 yaşında olan arkadaşlarımın artık köyden gittikten sonra gördüm. Köye dönmem gerektiğine inandım. Yani insan en sonunda topraktan oluşmuştur. Yine toprağa dönecektir ve bölge olarak da çok müthiş bir bölgedeyiz. Yeşillik bir alandayız. Ben de bereketli topraklar gerçekten aynen, de. Aynen çok bereketli. Suyu, yeşili, havası, doğası. Köyüme geldim. Yaz aylarında işte kiraz, vişne, erik, elma bahçelerindeyiz. Hemen akabinde kışın tekrar gazeteciliğe, haber muhabirliğine başlıyoruz, devam ediyoruz. Ama tarımı da bırakmıyoruz. Niye tarımı bırakmıyoruz? İnsanların en nihayetinde tarımla geçineceğini, tarımla karnını doyuracağını bildiğimiz için bunu yapmak zorundayız. Yani gençler olarak, yeni nesil insanlar olarak biz tarımı atalarımızdan gördüğümüzün üstüne bir katarak, iki katarak ilerletmek zorundayız. Gerçekten de söylediğiniz doğru. Şu an dünyadaki gerilimlerin ana sebebi petroldür. Bana kalırsa bir 5-10 yıl sonra dünyada yiyecek sıkıntısı zaten var bana kalırsa. Çünkü hala açlık sınırında olan ülkeler var. Açlıkla mücadele eden Afrika ülkeleri var. Tarım bu yüzden çok önemli. Bence en doğru işi yapmışsın diye düşünüyorum. Benim de herhalde en büyük heyecanım tarım üreticisi olmaktır. Şu an çok büyük çapta yapmasak da tarımla ilgili bir şeyler yapmak isterim. Çünkü geleceğin geçmiş de böyleydi zaten aslında da gelecek tarımla iç içe olmamızı kesinlikle gerektiriyor. Genç nesile de sizin tavsiyeleriniz olacak. Bunları da ben alacağım zaten. Konumuz vişne. Şimdi vişne hasatı bu bölgede yavaş yavaş bitmeye yakın oldu. Kaç gün sürüyor vişne hasatımız? Vişne hasadı kiraz hasadından yaklaşık 5 gün sonra. Mevsimsel şartlara göre 10 gün 15 gün olur. Değişebilir. Başlar. Yaklaşık 15-20 gün 25 gün sürdüğü olur. Zaman zaman vişnenin tutumun çok olduğu dönemlerde bir ayı bulduğu günler de olur. Kısa solukludur. Ama çok tatlı bir mevsimdir vişne dönemi. Ne çok sıcaktır ne çok soğuktur. Böyle sonbahara yakın. Tam böyle artık. Sonbahara yakın gibi. Sonbahara yakınsınızdır artık. Ve çok da toplaması da zevklidir. Kolaydır. Satımı kolaydır. İşçiliği kolaydır. Size zevk verir. Temmuz ortası, Temmuz başı gibi başlar. Ağustos başı gibi. Ağustos'un 10-15'i gibi de artık vişne mevsimi bizim bölgemiz için biter. Daha sonra da
hemen biraz daha ilerimizde bulunan, 40-30 kilometrelerimizde bulunan başka dağ köylerine geçer Vişnas adı. Mevsimsel şartlardan dolayı orada. Orada devam eder. Böyle bir silsile halinde devam ediyor. Aynen. Dağlara doğru çıkar. Artık Ağustos'un sonunda tüm Türkiye'de vişne hasadı bitmiş olur. Şimdi biz vişneyi çok konuşuyoruz. Reklamlarını televizyonlarda vişne suyu konusunda izliyoruz. Vişneyi işte dondurmada tüketebiliyoruz. Vişne suyu olarak tüketebiliyoruz. Onun akabinde işte pastalarda tüketilebiliyor. Vişne nasıl bir meyvedir? Yani oradan bir başlayalım. Sonra üretim aşamaları nelerdir? Bunları konuşalım. Şimdi vişne genetik özelliği olarak kiraza benzer. Kirazdan biraz daha küçüktür ama ekşim traktır biraz daha. Vitamin bakımından da mineral bakımından da vişne kirazla eşdeğerdir. Sadece vişnenin şeker oranı düşük olduğu için protein, mahihoş bir tadı. Mahihoş bir tadı vardır. Birçok vitamin içinde barındırır. Benim bildiğim A, K ve E vitaminlerin içinde barındırır ki bunlar da insan fonksiyonlarının gelişmesi için çok önemli mineraller ve vitaminlerdir. Ekşim traktır, sapı uzundur. Kirazla çok çok benzer. Ağaç yapısı benzemez ama görüntü olarak çok benzer. Yeni de zaten artık vişne üzerine kiraz üzerine vişne de aşılanmaya başlamıştır. Başlanmaya çalışılmıştır. Bundan üretilen meyveye de vişnap denilir. Bu yeni bir sektör geliştirecek ilerleyen günlerde. Bu bölgede var mı hiç? Yarı bodur kiraz üzerine artık vişneler aşılandı. Tadı biraz daha değişik. Kiraza yakın ama biraz daha mayhoş. Ben de ilk defa duyuyorum bunu. İnşallah hasatı yapılmıştır herhalde. Kirazla birlikte mi yapıldı hasatı? Kirazdan birkaç gün sonra aynı vişneye gider gibi ama biraz daha erken dönemde. Seneye haberini bekliyorum. Mutlaka tadına bakalım. Artı bir de onunla ilgili de bir güzel bir program yapalım inşallah. Yapalım. Vişne sanayilik bir meyve olduğu için kullanım alanları da çok fazla. Meyve suyu çıkartılır, şurubu yapılır, konsantresi yapılır, reçeli yapılır. Ya bizim burada hoşaf deriz, kompostosu yapılır. Yani envai çeşitte ürünler yapılır. Yani yabancı ülkelerde özellikle Polonya'da, Rusya'da bunun yapılır. İçeceği yapılır. Şoklanır, pastaların üzerine su olarak kullanılır. Yelpazesi çok fazla geniş olan bir meyvedir. Ağırlıkta da kışın tüketimi daha fazla olduğunu düşünüyorum. Tabii yaz kış farklılık da gösterebilir belki ama. Yani yeni açılan firmalarda bunu şoklayıp yurt dışına gönderdiklerini söylüyorlar bize kış aylarında daha yüksek fiyatlara. Ama biz kışın köylü olarak kurusunu tercih ediyoruz bunun. Özellikle güneşte doğal olarak kuruttuğumuz vişneler olur. Tadı çikolataya benzer. Yani yeni neslin özellikle yeni çocuklarımızın, gençlerimizin yemesini ısrarla önerdiğim. İşte kilo vermek isteyenlere ısrarla önerdiğim, o şeker dengesini tutabilecek seviyeye ulaştıran bir kuru meyvesi de olur bunun. Yani çerez gibi günlük tüketilebilir gibi. Yani. Enerji kaynağıdır. Çok nefis de bir tadı olur. Ben hep şunu söylüyorum, bazen sosyal medyada da paylaştığım da oluyor. Genelde gazlı içecekleri çok seviyor gençler. Onun yerine işte bir meşrubat içilecekse mutlaka vişne suyu içilmesi lazım ki bu bölge de herkesin de bunun kendince tanıtımını yapması lazım. İnşallah bununla ilgili hep beraber, sen de bir gazeteci arkadaşımsın. Vişne konusunda, vişne suyu içilmesi konusunda bir çığır açalım artık. Yani herkes içsin. Tüketilirse üreticiye de destek olur bu. Hem bir de sağlık, doğal bir sağlık. Bu konuda aslında bölgemizin de büyük firmalarına olan Torku'ya çok büyük iş düşüyor. Yani bakıyorsunuz kooperatif olduğu için. Kooperatif, çiftçi kooperatifi çiftçinin yanında her zaman yanında. Vişne suyu çıkartmıyorlar ya da bizim bölgemizde vişne suyunu çıkartabilecek fabrikalar açmıyorlar. Eğer açılırsa vişne suyu, organik vişne suyu özellikle katkısız vişne suyu çok büyük değer kazandırır bu meyvenin piyasasına. Bunun yanı sıra biz vişne suyu çıkarmıyor muyuz? Eskiden babaannelerimiz kevgir dediğimiz böyle elde kevgirler vardı. Bunu sürte sürte vişnenin suyunu çıkartırlardı. Evet. Çok da lezzetli olurdu. Geçtiğimiz günlerde ben eşime de söyledim, yaptı çocuklarımızla beraber. Dolapta birazcık soğutup. Bu içine buz katarak böyle sıcak havalarda çok güzel serinletiyor adamı. Evet, gayet de güzel. Vişne gerçekten doğal bir ürün. Dursun arkadaşımın da anlattığı gibi birçok vitamini de barındırıyor. Mutlaka tüketilmesi lazım. Vişne üretimi zor bir üretim mi? Kiraz birazcık daha zor olduğunu biliyorum. Vişne birazcık daha kahır çeken ürün diyebiliriz. Bir de şu özelliği var vişnenin. Topladığınız anda hemen satmanız gerekiyor. Hani bekletme şansınız yok. Çünkü kasada birkaç gün durduğunda anında bozulabilir.
suyu çıkar. O yüzden de hemen bir işlem görmesi lazım. Şoklanacaksa şoklanacak, fabrikalıksa fabrikalık, pazara gidecekse zaten o ürün birazcık daha diri olması lazım. Değil mi? Bunun pazarlaması da zor ama biz önce bir üretim aşamalarından bahsedelim. Vişne nasıl üretiliyor? Vişne, ağacı ne kadar sürede büyüyor? Bodurum mudur? Yarı bodur mudur? Tam bodur mudur? Bölgede ne kadar vişne alanımız var? Vişne bizim köyümüzde 3500 dekar kadar. ÇKS sistemine kayıtlı 3500 dekar vişne bahçesi görülmekte. Yani vişne üretimi kiraza göre biraz daha kolaydır. Aslında vişne bizim bu bölgenin lokomotifidir, sürükleyicisidir. İşte kirazda yaptığın o stres, o ayıtlama telaşesi, işte eksperlerin beğendiği, beğenmediği telaşesi yoktur bunda. Tepeden tırnağa kadar aynı fiyattır. Üretimi gayet kolaydır. İşte kirazda 4 defa iç kurdatıyorsan vişne 2 defa iç kurdatarsın. Kurtlandırmazsın ya da organik yaparsın. Organik iç kurdu olan ilaçları kullanırsın. Daha rahattır. Ağaçlar, yeni nesil ağaçlarımız, işte benim vişnap dediğim yarı bodur kirazın üzerine, maksim anacı üzerine vişneler aşılanmaya başlandı. Erken verime yatıyor. 3 yaşında, 4 yaşında verim yatan ağaçları gördüm. Ama klasik ağaç derseniz 1940'lı yıllarda bizim köyümüze ilk ulaşıyor. İlk kirazcılık da bu bölgede Gölçayır'da diye. İlk kiraz da Ziya kirazı aslında. Bu bizim Napolyon dediğimiz, Ziraat 9 dediğimiz kirazın asıl adı Ziya kirazdır. Bölgeden yayılmıştır. Bölgeden Türkiye'nin... Hikayesi nasıldır kadar. Yani nereden? Bunu biz... Sevgili Mehmet Koç hocamla beraber Yasiyan Tarihi kitabını yazarken de uzun uzun araştırmalarını yaptık. Ziya Ülkü diye bir abimiz, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Eskişehir'de amcasının yanına giderken işte amcası buna fidan verir. Devlet Demir Yolları'na gelen bir 40 tane kiraz fidanı vardır. İşte müdür der ki amcasına, ya sizin köy sulak, bunu götürün dikin. Ziya abi de işte hem kamyoncudur, nakliye işi yapar, gelir gider. Kirazları getirir köyümüze. Diker işte 5'e 4, 5'e 5'lik artık dönem. O günkü şartlarda. Bahçesi hala yaşıyor, diktiği ağaçlardan var. Numara vermişler Isparta'daki çalışma enstitüleri. Neyse, diker bu ağaçları. Tabii ilk sene 2 sene meyve vermez. Babası da çok aksi bir adamdır. Ya bir keselim işte, ne güzel fasulye, nohut falan yapıyoruz falan der ama Ziya abi de inatçıdır. Devam eder, bakmaya devam eder, sular, gübreler filan, artık kiraz vermeye başlar 8. 9. 10. yılında. Müthiş paraları satmaya başlar. Tabii köylülerimiz de bunu görür, kalem almaya başlarlar ondan. Yoz kirazı özellikle Doğanhisar'dan, Dereçine'den, Sultan Dağları'ndan yoz kiraz getirip bahçelerine dikmeye başlar. O bahçeden alınan kalemlerle köye yayılır. Daha sonra işte Dereçe, Nadir, Trakya'ya, Bursa'ya kadar bunun kalemleri gider. Ziya abi böyle çok girişimci bir adamdır. Erken yaşta da vefat etmiştir. Ama hem Akşehir Belediyesi gerek diğer belediyeler Ziya Ülkü'nün adını yaşatması gerekiyor. Bizim köy meydanımızın adı Ziya Ülkü Meydanı'dır ama çoğu kimse bunun haberinde, farkında değildir. Kiraz festivallerinde özellikle Akşehir Belediyesi'nin bu kişiyi anması lazım. Yani o olmasaydı, o fidanlar buraya getirilmeseydi belki bizim bu coğrafyamızda hala biz işte gıllı garabalı dediğimiz kirazlarla uğraşıyor olacaktık. Evet. Vişne'ye gelince kendi ağacı aynı kiraz ağacı yapısındadır. Biraz daha fazla dallıdır. Yaprakları biraz daha küçüktür. 25-30 yıl yaşar, 35 yıl yaşar, 40 yıl yaşadığı vardır. Biraz daha yaban ağacına benziyor. Vişnenin özelliği bu. Zaten yoz kiraz ebatında büyüklüğü filan da, değil mi? Aynen. Hani şey derler, deli ağaç derler. Aynen. Her tarafından böyle şey verir. Toprak seçmez ama kumlu tını toprakta daha kaliteli yapar. Kalibre biraz daha yüksektir vişnede. Ama her toprakta da olur. Bizim bölgemizde genelde tren yolu altı, akarözü mevkii, yüğü yeri gibi dediğimiz alanlarda, hani biraz daha toprağın ağır olduğu bölgelerde vişne üretimi yapılmıştır. Ama geçtiğimiz yıllarda, bundan 5-6-7 yıl önce vişne üretiminin piyasasının değerinin düşük olması sebebiyle çok ağaçlar kesildi. Şimdi yeniden üretiliyor. Yeniden yeni bahçeler, vişne bahçeleri kurulmaya başlandı o zaman. Evet, yeni bahçeler, işte bu maksima üzerine hızlı verim yaptığı için ve işçiliği kolay olduğu için yeni vişne bahçeleri yapılmaya başlandı. Fidanlar gene böyle sonbahar döneminde mi dikilir vişnenin? Ziraatçılardan aldığımız bizim bilgiler şöyle, işte kimi sonbahar diktiriyor ama kimi ilkbahar diktiriyor. Ben kendi bahçelerimde sonbahar diktiğim zaman deneme yaptım bahçelerde. Birini sonbahar, birini ilkbaharın diktiğimde sonbaharla ilkbahar arasında bir tık kademe farkı var. Hangisi daha iyi? Sonbahar biraz daha ileride gidiyor.
Sonbahar daha sonbahar ileride gidiyor. Çünkü ileride. O sonbahar yağmurlarını aldığında herhalde daha canlanıyor mu? Veya işte kışı dayanıklı geçirirse uyurken, ondan sonra kurtarır. Uyurken yer değiştiriyor benim anladığım kadarıyla. Uyurken yer değiştirdiği için de uyandığında yeni ortama alışmış, adapte olmuş oluyor fidan. Öylelikle büyüyor. Peki vişnede budama gibi bir durum söz konusu mu? Ben çok görmem çünkü vişne salkım sacaktır. Sizin dediğiniz gibi bizim hani halk arasında deli ağaç dediğimiz gibi salkım sacaktır ama budama yapılıyor mu? Vişnede de aynı kiraz gibi budama yapılıyor. Bizim vatandaşlarımızın gözden kaçırdığı noktalar var. Vişne budanmadığı zaman erkeğe kaçıyor. Erkeğe kaçtığı zaman da döllenme problemi oluyor. Yani vişne az ürün oluyor. Az ürün oluyor. Dölleme olmaz vişne diyorlar ama ben bunu bizzat yaşayarak, gözlemleyerek gördüm. Bizim en büyük eksiğimiz bilen birilerine danışmamamız. İşte hemen Isparta'da, Eğirdi'de büyük bir enstitü var, tarım enstitüsü. Kesinlikle. Çiftçilerimiz işte birkaç yıla kadar oradan haberleri yoktu. Yeni yeni haberimiz olmaya başladı. Çoğu kişi vişne bahçelerini budamadığı için erkeğe döndü vişneler ve daha sonra köklediler. Vişne her zaman en azından 2 yıla bir budanması gerekiyor. Budandıktan sonra hem meyve kalitesi artıyor hem dal sayısı biraz daha fazlalaşıyor. Evet. Bu da önemli. Demek ki vişnede de budama yapılması gerekiyor. Bununla ilgili de teknik bir program yapmamız gerekebilir diye düşünüyorum. Çünkü vişneyi ben çok önemsiyorum. Evet, kiraz sofralık, dondurulabiliyor ama vişne yılın 12 ayı tüketebileceğimiz bir ürün. Vişne suyu olarak yaz aylarında dondurma, vişnede dondurma çok güzel olur. Ekşim tırak böyle bir tadı vardır. O yüzden vişne çok önemli bir meyve diye düşünüyorum. Bir de Türkiye vişne üretiminin en fazla olduğu bölgedeyiz. Genelde Kütahya vişnesi olarak da kullanılır. Fakat Afyonkarahisar veya bu havza diyelim, çaydan başlayıp da Akşehir'e kadar havzada kiraz ve vişne üretimi gerçekten de yüksek rekortelerde. Bu da çok önemli. Tabii bu bölgede sadece vişne üretilmiyor. Başka hangi ürünlerimiz var? Vişnenin dışında kiraz, erik, elma, armut, özellikle yeni yeni çilek bahçeleri de kurulmaya başladı. Avantajlıyız. Doğa olarak avantajlı olduğumuz için birçok ürün yetişiyor. Bir de bu Isparta yöresinde meşhur olan cennet elmaları var. Evet. İşte kimisi Bağdat hurması der, kimisi cennet elması der, tek tek. Bunlar da dikilmeye başladı. 6-7 kalem ürün çeşidi oluşabiliyor burada. 6-7 evet. Tane ürün çeşidi var. Tabii bunlar da sırasıyla hasat edilen ürünler. İşte kiraz, kirazdan sonra vişne, vişneden sonra erik. Elma da var galiba, elma bir kısım. Var. Armut var. Birkaç tane profesyonel bahçe olduğunu biliyorum bu bölgede. Bu da yaklaşık 4-5 aylık bir döneme tekamül ediyor değil mi? Bu 5-6 aylık bir zaman zarfı. Özellikle ben bu konuda şunu söylemek istiyorum. Bu sürekli içinde uktedir. Kendi sosyal medya hesaplarında, köşelerimde de bunu yazarım. İşte çiftçi, üretici 2 ay çalışıyor. İşte çok güzel paralar kazanıyor. Sonra da yatıyor. 10 ay boş. 10 ay boş diyorlar. Öyle bir şey yok tabii. Öyle bir şey yok. Ben sahaya çıktım. İnanın Şubat ayıydı. Şubat ayında yola çıktım. İşte budama, gübreleme, ağaç dibi çapalama vesaire işleri yaparken hasat dönemi, hasat sonrası tekrar ilaçlama dönemleri filan. Geçen yıl üzerime kar yağıyordu. Ben bahçeden eve gittim de. Şunu söyleyeceğim bir de. Şimdi şöyle bir durum var. Hasat dönemi veya işte bahçe işlerinin başladığı dönemde cumartesi pazar falan tatil olmaz. Her zaman çalışmak durumundasınız. Şöyle bir hesaplama yaptığımızda bir memur diyelim veya mesaiye giden özel sektörde çalışan birisi işte haftanın 5 günü çalışır. 2 gün zaten cumartesi pazar tatildir. Siz gece gündüz buraya gelirsiniz. Bir don olayında saman yakarsınız. Farklı olaylar var. Sulama gelmiştir. Sulamayı takip edersiniz. Yani saatleri bir toplasanız hani siz birkaç ay belki o çok çatır ayaz deriz hani bölgemizde çok soğuklarda ancak o zaman bir keyiflenirsiniz. Pencerede çayı demlersiniz. Pencerede çayınızı yudumlarsınız. Doğayı seyredersiniz. 2 ayın haricinde 10 ay hafta sonu tatil gece gündüz demeden bu işi takip etmek zorundasınız. Bu çok önemli. Bu işi takip etmezsek zaten bu işten ekmek parası kazanamayız. Yani ben insanların kafasındaki o düşüncenin değişmesini istiyorum. Yani biz o 12 ayda 10 ay çalıştığımız sürece çok yoğun tempoda. İşte sabah 5'te kalkıp akşam saat 9'lara kadar 10'lara kadar kasa beklersiniz, işçinin gönlünü hoş edersiniz, halcinin gönlünü hoş edersiniz, yetmez para peşinde koşarsınız, ziraatçıyı tarlaya getirirsiniz. Yani iş problemi, iş yükü çok fazladır. Yani birçok insandan daha fazla enerji sarf edersiniz. Ama sonunda şunu elinize aldığınız zaman, yani çocuğunuz doğmuş gibi sevinirsiniz ya da yeni bir ağaç. Her yıl bu heyecan yaşanır. Tabii her yıl aynı heyecan yaşanır.
hem aksiyondur bana kalırsa bu. Çünkü bu sene fiyat ne olacak? Eksper benim kirazımı beğenecek mi? Vişnenin fiyatı düşecek mi, çıkacak mı? Bir aksiyondur, bir heyecandır. Ama siz bunu sattınız. O yılda biraz bereketliyse, biraz da para ettiyse, çok fazla para beklemiyor zaten üretici. Masrafların harici yıl boyunca geçimini sağlayacak paralar bekliyor, değil mi? Bunu da konuşalım yani. Yani şimdi Türk köylüsü olarak bizim genetik yapımızda aza kanaat vardır. Yani Türk toplumunda, Müslüman toplumunda da aza kanaat vardır. Yani az, yani kazandığımızla geçinmeye çalışır. Tabii çok para kazansak, biz de rahat etsek, işte fabrikatörler gibi, bu işine işleyen fabrikatörler gibi lüks arabalara binebilsek keşke, ama biz bunu beceremiyoruz onlar gibi. Yani veya orada, istemiyoruz. O kadar da çok bir... Yani istemiyoruz. Beklentiler çok büyük değil yani. Köylünün hafızasında şu olmuş, ya da en azından benim hafızamda öyle bir şey gelişmiş. Yani zengin de akşam bir tas çorba içiyor, fakir de bir tas çorba içiyor. Karın doyuruyor. Maksat karın doyurmak. Bunun yanı sıra, yani biz bu üretimi yaparken aslında biz fabrika gibi olarak da çalışıyoruz. Fabrika gibi de çalışıyoruz. Tabii. Bizim bölgemize işte Güneydoğu Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan, hatta Gürcistan'dan çalışmak için insanlar geliyor. Yani yevmiye usulü çalışmak için insanlar geliyor. Biz bir nevi aslında Türkiye ekonomisinin de dinamiklerindeniz. Yani bize, hani ekonomiye geçeceksek eğer şayet, eğer bizim bu lokomotifimiz durursa, yani vişne üretimi, kiraz üretimi, diğer meyve sektörleri artık üretilmemeye başlarsa, bunlardan etkilenen 30-35 kalem şey var, insan çeşidi var. Yani tabii istihdam da azalacak. İstihdam azalacak. Gençler işsiz kalacak. Şimdi üniversiteden gelen genç kış üniversite harçlığını çıkarmak için buraya meyve toplamaya geliyor. Sohbete devam edeceğiz. Vişne üretimini, üretim zorluklarını ve pazarlama sorunlarını Dursun kardeşimle konuşmaya devam edeceğiz. Evet efendim, çiftçinin seyir defterinde vişneyi, vişne hasatını, vişne pazarlamasını konuşmaya devam ediyoruz. Konya Akşehir Gölçayır Mahallesi'ndeyiz. Konuğumuz da hem meslektaşımız, gazeteci bir arkadaşımız, hem de üretici Dursun Solmaz. Evet, ilk bölümde vişne nasıl üretiliyor, zorlukları nelerdir, bunları konuştuk. Vişne meyvesinin özelliklerini konuştuk. İlk bölümünde izlemeyenler için bir kez daha vişne suyunu, vişne ile ilgili ürünleri mutlaka tüketin diye, çünkü çok doğal bir ürün olduğunu ben belirtmek istiyorum altını çizerekten. Evet, geldik hasata. Hasatı yapıyoruz. Programın ilk bölümünün sonlarında da söylediniz, dışarıdan binlerce insan bu bölgeye geliyor. 25-30 bin kişi, işte Çay'dan tutun da Akşehir bölgesine kadar, Sultanlığı Akşehir bölgesine kadar geliyor. Güzel de bir istihdam sağlanıyor. Yani burada 2 ay sürecince hemen hemen ortalama bir istihdam olanağı sağlanıyor. Yani tarım başlı başına zaten bizim bölgemiz olarak büyük bir sektör. Yani bir fabrikada 1000 kişi çalıştırırsınız ama bu Çay'dan Akşehir'e kadarlık büyük bir alanda benim tahminim 25 bin 30 bin üretici var. Bunun her birinin 15'er kişi çalıştığını düşünürseniz çok büyük bir lokomotif. Yani istihdam sağlıyoruz, ekonomik istihdam sağlıyoruz, ekonomiye girdi yapıyoruz. İşte özellikle kirazda, kiraz bu yıl ihracatta şampiyon oldu yine. Yani Türkiye'de ihracat şampiyonu oldu. Vişne'de de kısmen ihracat yapılıyor ama kiraz kadar yola dayanıklı olmadığı için ihracata pek gitmiyor. Türkiye pazarında eriyor. Şoklandıktan sonra ihracata gönderildiğini biliyoruz biz. Ekonomi olarak, yani vişne daha önce, az önce de bahsettiğim gibi, bölgemizin ara sektörü. Yani biraz daha insanı dinlendiren bir sektör. Bize para kazandırmıyor mu? Yani şükür olsun bize para kazandırıyor ama öyle çok büyük meblağlar değil. Bunun üretim maliyeti bize aşağı yukarı 2-2.25 falan. Bugün satış fiyatımız ilk etapta, ilk açıldığı günlerde şokluk dediğimiz vişne 2.75. Şokluk bu dondurulan ürün değil mi? Donduruluyor, çekirdeği çıkartıyor, çekirdekli donduruluyor. Bir de suluğumuz var, o meyve suyuna gidiliyor. Tabii çok fazla bir meyve suyu alımı olmadığı için o da 2.5'ta falan seyretti. Şimdi 25 kuruşa insan çalışır mı? Çalışıyor, malınız olmuş, çalışmak zorundasınız, bunu toplatmak zorundasınız. Yeni yeni işte 3.25-3.5 seviyesinde. Genelde de sezon sonuna doğru hep bu fiyatlar artıyor. Yani ürün bitmeye yakın yani. Kirazla vişne piyasasını hiçbir zaman akıl sıra erdiremedim. Yani dolar ve altın kuru işte bellidir. Yani düşer çıkar küçük küçük rakamlarla. Kiraza bakıyorsun, günde 2 lira düştüğü oluyor. Bakıyorsun 2 lira çıktığı oluyor. Vişne de aynı. Peki bunu hiç soruyor musun? Sen de
gazeteci bir arkadaşımsın. İşte hal dükkanlarında bu işi yapan müstahsil kantarcı dediğimiz abilerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Aynı zamanda ihracatçılarla denk geldiğinde niye bu düşüşler çok fazla? Yani biz birdenbire toplamaya başlayınca mı, ürün çok fazla olduğu için mi, gerçekten böyle bir borsası mı var bu işin? Nedir? Ya ben bu işin borsası olduğunu falan düşünmüyorum. Bize biraz bizim burada üretimimiz fazla. Çok yani, üretim olduğunu. Çok üretim fazla. Yani aslında fabrikaya da mal lazım, bu ham madde. Ya sonuçta bakıyorsun 1 liraya da alınıyor bu sezonda, 5 liraya da tabii. Ürünün hepsini topluyorlar yani. Yani bir de bunun vişnenin şöyle bir özelliği var, kendisine ilaç sanayide kullanılıyor. Evet. Yani bugün bir aspirin almaya gittiğinizde yani 10 lira para veriyorsunuz. Evet. İşte ufacık bir vişne suyu almaya gittiğinizde 5 lira, 6 lira para veriyorsunuz. Üreticiden çıkarken bu çok küçük fiyatlara çıkıyor. Burada yapılması gereken aslında şu, tamam biz kooperatifleşelim falan diyoruz kendi aramızda ama bu mümkün değil. Yani biz küçük bir coğrafyada bulunmuyoruz. Biz Konya'nın bir ilçesiyiz, işte Sultanlığı'na katarsak içine çok büyük bir coğrafya, çok sayıda üretici var. Yani 20 bin, 30 bin kişilik kim kooperatif kurmuş ki biz kooperatif kuralım? Aynı fındık üreticisi, fındıktaki gibi üreticinin önüne devlet destek vermeli ki, yani şöyle destek, işte taban fiyat, üst fiyat ya da ortalama fiyat. Vermeli ki biz de burada artık karın tokluğuna değil de işte iyi paralara çalışalım. İşçimize 85 lira değil de 200 lira verelim. İşte daha konforlu hayat sürelim. Ama bakıyorsunuz işte 2 ay önce İzmir'de Kemalpaşa'da orada kiraz 50 lira 55 lira. Yani Türkiye'nin en büyük kiraz üreticisi nokta olarak Türkiye'de Akşehir bölgesi, Akşehir Afyon arası. En kalitelisi burada, en tatlısı burada, lezzet aroması burada. Ya 8 lira alıcı bulamıyoruz biz. Şimdi devlet buna el atmazsa, yani en azından şöyle yapsalar, çan ilerisi yapsalar deseler ki yani Kemalpaşa'da 50 lira olacağına 25 lira olsun ama Akşehir'de de Gölçeğir'de de 25 lira olsun bu fiyat. 15 lira olsun. 15 lira olsun. 10 lira olsun. Yani, biz tonajdan kurtaralım. Aynen. Ama yani olmuyor. Birileri daha fazla aslan payından, daha pastadan daha fazla para alıyor. Burada üreticiyi görmüyor. Ama çok büyük sıkıntılar onları da bekliyor. Eğer biz bunu hala 3,5 liraya, 2,5 liraya satmaya devam eder de bu ağaçları yok etmeye başlarsak istihdam sağlanmayacak. İşçi istihdamları düşecek. Senin çalıştırdığın fabrika çalışmaz hale gelecek. Sen fabrikayı çalıştıramazsan işsiz kalacaksın. Aslında dinamiğin başı biziz. Yani baş oynamazsa arka tarafta oynamaz. Eğer biz oynamazsak, biz üretimi durdurursak ki ona doğru gidiyor. Son verilerde 100 bin çiftçi üretimi bırakmış. Biz de bırakmaya başlarsak artık fabrikasından tutun da işçisine, halcısına, kasacısına, kamyoncusuna kadar birçok sektör işsiz kalacak. Yani bizi desteklemeleri lazım. Hem devlet desteklemesi lazım, hem de fabrikatörlerin, bu meyveyi alıp satan kişilerin desteklemeleri lazım. Şimdi biz bilmiyor muyuz? Bunu şoklattıktan sonra, işte 5 kilo vişne şoklandığı zaman 3 kilo vişne kalıyor çekirdeğinden sonra. Yani 5 euro, 6 euro sattığınız duymuyor muyuz, bilmiyor muyuz? Ben araştırmacıyım, gazeteciyim, ben duyuyorum, ben anlatıyorum köylüme, şoklatalım, şoklama tesisi kuralım. İşte kurutma tesisleri kuralım. Ama bizim öyle bir gücümüz yok. Yani biz 3,5 liraya vişne satıp 20 trilyonluk fabrikayı nasıl kuralım? Peki bu yıl bir deneme yaptığını kamera arkasında anlatmıştın. Kirazı kuruttuğunu söyledin. Gün ısısında doğal olarak, güneş ısısında. Nereden aklına geldi? Bizim eski Akşehir Belediye Başkanımız var. Abdülkadir Oğul, kulaklar için nasıl inşallah programımızda izler. Onunla telefonlaşırken biraz da o böyle üretimi destekler. O böğürtlen kurutmuştu Akşehir Belediye Başkanı iken, dış pazara sunmuştu, katkı verecekti çiftçiye. O mesaj attı, ya böyle bir kiraz kurusu kurut bakalım, satabilecek mi filan gibilerinden. Ben de deneyeyim filan dedim. Çok da güzel, lezzeti de var. Sonra internette araştırma yapmaya başladım. 25 lira, 50 lira, 60 liraya kadar kiraz kurusu satılıyor. Şimdi bir bahçemiz var, orada bir kurutalım dedik, güneş gören bir bahçe. Kuruttuk, güzel de sattık, 25 liradan sattık. Ne kadar kiloda, 1 kilo elde? 1 kiloda 1,5-2 kilo kadar filan. Şey elde etmiş oluyor. Yani ortalama 7-8 liraya satmış oluyor. Aşağı yukarı. Ki o kirazı sen normalde direkt yaş meyve olarak satsan kaç paraya satacaksın? 2-3 lira, 4 lira, 3 lira. O civarlarda. Yani, öyle satabilirsek kasa. Bir de şöyle yani saklama imkanın da var. İlla hemen tabii satacaksın diye bir şey yok. Güzel ortamında, gölgede sakladığın zaman ambalaj şartlarını oluşturup kışın bile satarsın. Kışın daha fazlaya satabilirdin bence. Yani bu konuda özellikle benim çeşitli çalışmalarım da var. Hani ambalajlayalım. İşte Gölçeğir markası adı altında kiraz alıp satalım, işte paketleyelim. O yukarıdaki büyük firmaların yaptığını biz şahsen yapalım, firmalarla direkt temasa geçelim. 5-6 büyük üretici biri olalım, aile kooperatifleri kuralım gibi düşüncelerimiz var. Önderlik yapmaya çalışıyoruz ama yani bir noktada gücümüz yetmiyor. Bir noktada artık şevkimiz kırılıyor.
Bir de bölge itibariyle kooperatif konusunda olumsuz şeyler de var yani. Kurulmuş birkaç tane, bilmiyorum sizin bu bölgede de, işte Sultan Dağı'nda da var, Dereçine'de de var benim bildiğim. İşte şimdiki Morelle fabrikası bir kooperatif usulü kurulmuş. O zamanlar büyüklerimiz bileziklerini vermişler fabrikaya ama fabrika iyi yönetilmediği için başka birinin eline geçmiş. Böyle sıkıntılar da var. İnsanlar biraz o kooperatif içinden korkuyorlar. Ama burada devletin desteklediği bir kooperatif olabilir. Yani en azından açılımın onun yapacağı bir kooperatif olabilir. Bu bölge için en azından. Şimdi bizim genel anlamda insanlarımızda, Türk milletinde okuma araştırma kapasitesi çok düşük. Araştırma yapmıyoruz. İşte mesela bir muhtarlık seçimi oluyor, belediye başkanı seçimi oluyor. Küçük yerler için konuşuyorum. Ahmet işte benim akrabam, benim akrabam kazansın. Ama adamın siyasete hiçbir alakası yok. Hiçbir yöneticilik yok. Tarlada 10 tane işçi yönetememiş. Aşağı gölde 10 tane koyunu yönetememiş ama adam belediye başkanı olmuş. İşte muhtar olmuş. Kooperatif başkanı olmuş. Süt kooperatifi başkanı olmuş. Sonra bir bakmışsın kooperatif batmış. Borç batağı içine girmiş. Şimdi bilenle bilmeyen biri olmaz. Araştıranla araştırmayan biri olmaz. Kişi yönetici vasfını taşıması lazım yani, o. Bu hani insana bu vasıf sonradan da kazandırılabilir. Doğal olarak da doğal yön Allah tarafından da verilebilir. Yani biz hep şey yapmışız. Bencillik yapmışız. Sülalesi kalabalık olan işi götürmüş ama bir şeyi yönetememiş. Sonra ceremesini işte tüm ahali çekmiş. Bu bölge çekmiş. Daha önce bizim burada girişimci abilerimiz, şimdi yukarıda soğuk hava deposu falan da var. Sert çekirdekli meyveler için kooperatif falan kurdu. O kişi mesela o işi yürütebilecek kapasiteye sahipti ama olmadı. Arkasından gidilmedi. İşte başka şeyler oldu. Artık yani ben çözüm olarak bunları aile kooperatifinde buldum. İşte halamın oğlu, dayımın oğlu, sen ben bizim olan birleşelim. Mazoda gidelim ortak alalım, gübreye gidelim ortak alalım ki biraz daha düşük fiyat alalım. İşte maliyeti düşürelim, satışta biraz daha rahat ederiz, fazla para kazanırız düşüncesine gitmeye başladık. Yani bizim köyümüzde bu ufak tefek oluşmaya başladı. Küçük kooperatifler, aile kooperatifleri. İlerleyen dönemlerde ben köyüm için işte yani farklı projelerimiz var. İşte köy muhtarımızla beraber oluşturabileceğimiz projelerimiz var. Eğer köylü de arkamıza takılır gelirse ben inanıyorum ki yani Gölçayır'ın adını, işte bu Yasiyan adını çok müthiş yerlere getirebiliriz meyve sektörü üzerine. Niye meyve sektörü üzerine? Yani şimdi Sultan Dağı'nda, Yeşilçivlik'te, Akşehir'de, Nadir'de ben oradaki meyve gelişim düzenine baktığımda Gölçayır'dakine baktığım arasında çok büyük fark var. Toprak yapısı farklı. Biraz daha kumsal galiba burası. Bizim burası biraz daha kumsal. Üst bölgemiz biraz geçirgen toprak, tam kiraz toprağı. Yani kiraza gübre vermeyin bazı noktalarda, bazı bölgelerde milli yer derler. Kiraz kendiliğinden 32 kalibre kiraz oluşturur, yapar. Yani kalite olarak biz diğer bölgelerden de daha yüksek, daha verimliyiz, daha fazla öndeyiz ama yani arkamızda duran yok. Siyasiler yok, işte dertlerimiz, tasalarımız oluyor, derdimizi kimseye anlatamıyoruz. Ya şimdi Tarım Bakanı'na ulaşamıyoruz mesela, nasıl ulaşalım? Önümüze bir öncü yok. Hani biz desek ki arkadaş sizin derdiniz var, hadi takılın, biz Tarım Bakanı'ndan bir randevu aldık, gidelim derdinizi dinleyelim, anlatalım. Şimdi koskoca Tarım Bakanı nereden bilsin bizim işini 3,5 liraya sattığımızı? Koca Türkiye'nin işi dururken onu mu düşünecek adam biraz? Ama biz derdimizi anlatamıyoruz, ulaştıramıyoruz kimseye. Ki aslında iletişimin en kolay olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Aynen. Ulaşmak daha kolay diye düşünüyorum. Önceden büyüklerimiz böyle Ankara'da bakanlarla iş olduğu zaman bir otobüs toplanıp giderlermiş. O heyecanları çok göremiyoruz aslında. Hep birbirimizdeyiz ama kopuk yaşıyoruz bana kalırsa. Herkes bir şey söylüyor ama sonuçta eylem şart. Yani biz hasat zamanı geldi mi, kiraz niye bu para etti diye konuşuyoruz. Hasat bitiyor, unutuyoruz her şeyi. Bir sene sonra hasata yakın 10 lira olacak, 20 lira olacak, 15 lira olacak. Kemalpaşa'da şu para diyoruz, hasat giriyor. Hayaller maalesef. Hayaller Paris, gerçekler Somali. Gibi yani. Hayallerimiz suya düşüyor. Aynen öyle oluyor. Peki, Vişne'de şokluk dediğimizin yanı sıra bir de organik üretim de var bölgede. Organik ve konvansiyonel, yani fabrikalık dediğimiz, sanayilik dediğimiz üretim de var. İkisi arasındaki farklılık nedir? Bölgede, sizin köyde var mı mesela organik sözleşmeli tarım yapanlar? Bizim köyümüzün yaklaşık %70'i organik tarım zaten. Organik tarım yapıyor. Vişne'de de, kirazda da. Sen sisteme dahil misin organiğe? Onu biraz anlatır mısın? Dahil. Nasıl işliyor bu organik tarım sistemi? Organik tarımın... Memnun musun ve sıkıntılar neler? Ya şu an memnun değilim organik tarımdan. Niye memnun değilim? Şimdi organik tarımın bize verdiği işte ilaçlar farklı.
Şimdi organik tarım deyince aklınıza bu adamlar bu ağaçla ilacı atmıyor gibi aklınıza bir şey gelmesin. Direkt doğal yöntemlerle üretilen mesela bir ilaç, içkuru ilacı topraktan üretiliyor organik tarımda. Depoya 2 tona maliyeti 700 lira. Yani dünya örgütlerinin, dünya gıda örgütlerinin kabul ettiği değerlerde bir bitki koruma ürünleri kullanılıyor veya bitki besleme ürünleri kullanılıyor. Kimyasalın en aza indirgenildiği... Kimyasal demeyelim artık. Yani zaten o ilacı açtığınızda toprak kokusunu hissediyorsunuz. Evet. Topraktan yapılmış. Artık toprağın hangi ham maddesini kullandılar bilmiyorum. O iş kurduğunu atıyorum. Atmazsak olmaz zaten. Bunu biz dalla tutamayız. Evet. Kurtlanır düşer. Yere düşer. Onun ilaçta depoya maliyeti 700 lira. Yani 2 tona maliyeti 700 lira. Pahalı. Normal konvansiyonel ilaç attığımız zaman 150 lira. Alım fiyatlarına bakıyorsun, ikisi de 3500 lira. Peki orada ben artı bir fiyatın olduğunu düşünüyorum. Yok mu öyle bir şey? Normalde aslında artı fiyat var. 30 kuruş prim koyuyorlar. 30, yani 3200'ün üzerine 30 koyuyorlar, 3500 oluyor. Ama fabrikatörler de artık yani organik tarımda bize gelsin diye onlar da yükseltiyor fiyatı. Arada bir... Hiçbir fark oluyor. Kalmıyor. Fark kalmıyor. O yüzden organik tarımda yani artık ilaç girdi fiyatların yüksek olmasından dolayı şeyini kaybediyor bizim bölgemize, geçerliliğini kaybediyor. Biz organik tarımdan yana mıyız? Evet, organik tarımdan yanayız. Çünkü ürün garantisi, alım garantisi arada, var. Tabii alım garantisi var. Malın dalda kaldı gibi bir sıkıntı yok, düşünce yok. Malını her türlü götürüyorlar, işte paranı ödüyorlar, yani desteğini veriyorlar. Bir de devlet destek veriyor. Bu konuda özellikle şunu belirtmek istiyorum. Geçen yıl organik desteklemeleri degar başına 100 lirayken 35 liraya düştü bu yıl. Sebep? Sebebini bilmiyorum. Açıklama yok. Yani devlet tarafından bir açıklama yok. Hani bir düşüş yaşanıyorsa ilaç fiyatlarında da bir düşüş yaşanması gerekiyor ki düşüş olsun. Şimdi 100 lira dururken niye ben 35 liraya tamah ettiriyorsunuz? Ben 700 liralık ilaç kullanıyorum. 35 lirayı yani biraz böyle basit kalıyor. Çocuğa harçlık verilmiş gibi kalıyor. Artık yani Türk devletinin, devletimizin üreticiye gereken desteği vermesi şart. Yani küçük bir pandemi olayı yaşadık. Yani herkes marketlere koştu. Marketlerde ne vardı? Ekmek vardı, işte makarna vardı, gıda maddesine koştuk. Eğer bunlar olmazsa, yani Allah muhafaza yarın pandemide biz üretmezsek kim ne yiyecek? Artık yani devletimizin ve insanlarımızın özellikle çiftçiye gereken desteğini vermesi gerekiyor. İnşallah verirlerdi. İnşallah. Şimdi siz organik tarımda organik tarım ürünü alan firmayla bir sözleşme yapıyorsunuz. Yıllık mı oluyor bu sözleşmeler? Sözleşmeler her yıl yenileniyor. Her yıl yenileniyor. Sözleşmeyi yapıyorsunuz. Ondan sonra onların verdiği bir reçete var. İlaçları kendileri mi kullanıyorlar? Nasıl oluyor sistem? Şimdi bölgemizde iki tane firma vardı. Benim bulunduğum firma ilaçları bize bu yıl ücretli sattılar. Daha önceki yıllarda ücretsiz veriyorlardı. Artık ücrete dönürdüler. Tabii bunlar bir kere kullanmak için veriyorlardı. Ücretsiz verdiklerinde bile bir kere kullanıyorduk. Ama biz buna takviye yapmamız gerekiyordu. Aynı ilaçtan iki kez atmamız gerekiyordu. Ya da ise ağaç meyvede erkenden kuruma yapıyordu, kurtlanıp dökme yapıyordu. İki defa, üç defa iş kurdu verdiğimiz oluyordu. Bu yıl tamamıyla yani paraya çevirdiler, ücretsiz vermekten çıkartıp ücretli hale getirdiler. İşte bir bankadan bize kredi kartı çıkarttılar. İşte 6 ay sıfır faizsiz ilaçlarımızı oradan çektirdik, kullandık. Onları da şimdi borçlarını ödüyoruz artık satacağımız bir şeylerle. Evet, peki sistemden çıkmayı düşünüyor musun? Yani hani memnun değilsin diye soruyorum. Ki bu bütün üreticilerin, siz mesela akşam Gölçayır Meydanı'nda kahveye oturdunuz mu sohbetleriniz arasında mutlaka vardır. Yani organik tarımdan çıkacağım diyen de vardır veya çok memnunum diyen de vardır. Genel intiba ne yani? Senin de tabii ki önemli düşüncen ama genel intiba nedir? Ya sağlık açısından baktığımız zaman organik tarım tabii her zaman elverişli ama şu şartlar altında yani ekonomik boyut, o makas... Peki kaç para olması lazım organikte bu? 4 lira, 5 lira olması. 5 lira olması lazım yaş meyvenin çünkü çok zahmetli. Bu gördüğümüz tüm vişne makineyle falan toplanmıyor, ele meyle toplanıyor. Evet. Nasıl halı dokumasını elinizle yaptığınız zaman yüksek fiyat satıyorsunuz, evet. Bunu da aynı şey yapılıyor. Elle toplanıyor bu. İşte bizim merdiven, eşek dediğimiz ağaçlar eşekten toplanıyor. Ağaca insan her dakikasını, her sapını, her meyveye insan eli değiyor. 35-40 derecenin altında. Tabii. O artık sıcaklığı falan artık hesaba katmıyoruz. Yani insanlar 37 derecede evinde klimasının altında çalışırken bizim emekçi kardeşlerimiz burada güneşin altında tarla sahibiyle beraber yanıyorlar. Ve bizim gördüğümüz değer 3,5 lira. Yani şimdi 3,5 liraya ikimiz bir herhangi bir kafeye otursak birer çay içemeyiz. İçemeyiz, doğrudur. İçemeyiz. Ama üretim yapıyorsun, bunun artık yani değerlenmesi lazım.
Peki artık yavaş yavaş programın sonuna doğru da geliyoruz. Bence birçok derdimizi anlattık diye düşünüyorum. Sen de bu konuda gerçekten güzel rehber oldun. Sahada olan, işi bilen, en azından meslektaşımız olduğun için birçok ifadeyi de güzel kullandık. Son sözlerin neler olur? Üretime devam edeceğiz mi? Edeceksek ne bekliyoruz? Şimdi benim özellikle gençlere seslenmek istiyorum ben. Üretimden asla vazgeçmeyin. Yani altın yenilmez, para yenilmez. Ama bir vişne, ama bir kiraz, ama bir buğday. Yani meyve, sebze, ürettiğiniz her şey yenilebilir. Köylerimize geri dönelim. Yani biz belki bu yıl para kazanamadık. Geçen yıl çok güzel paralar kazandık. Önümüzdeki yıl belki daha iyi paralar kazanacağız. Ama insanoğlu topraktan doğdu ve bir gün toprağa gömülecek, toprağa dönecek. Biz topraktan yetişenle karnımızı doyurmak zorundayız. Önümüzdeki yüzyıllar artık bunu gösterecek. Dünya ülkelerinin ekonomilerine bakıyorsunuz, tarım üzerine gitmeye başladı. Sanayileşmeyi bir yana bırakıp tarım üzerine gitmeye başladılar. Bu koronavirüs pandemisi çok büyük bir etkendi ve her şeyi değiştirmeye başladı. Köylerimize dönelim. İşte dışarıda İstanbul'da, Ankara'da askeri ücrete boyun eğeceğinize gelin, burada da çalışalım. Özellikle ben bölgemizin gençlerine sesleniyorum. İşte bahçesi yoktur, bağı bahçesi yoktur. Akşehir'de, Sultan Dağı'nda gezmeyin. Bu memlekete doğudan, Güneydoğu Anadolu'dan, işte yurt dışından insanlar kiraz toplamaya geliyor. Emek sarf ediyor. Siz de gelin, harçlıklarınızı çıkartın. Yani müthiş bir tabii şey sıkıntısı da oluyor, iş sıkıntısı da oluyor. Yani helalinden para kazanın. Üretime devam edelim. Durmayalım yani. Üretim, üretim, üretim. Evet, programımızın sonunda ben de birkaç kelam etmek istiyorum. Dursun kardeşimin de anlattığı gibi üretmek gerçekten de mutluluk. Hani az evvel bizim heyecanımız dedi, hasatı yaptığımızda, kasaya koyduğumuzda bir heyecanımız oluyor dedi. Üretmeye devam etmek zorundayız. Çünkü hem istihdam hem karnımızın doyması için de üretmemiz lazım. Üreticiye destek olmamız lazım. Önümüzdeki hafta yine başka konu ve konuklarla birlikte olacağız. Size bir kez daha teşekkür ediyorum. Gayet de güzel bir sohbet oldu. Üretmeye devam, üretmeye devam. Yani son sözlerimiz, son cümlelerimiz bu olacak. Mücadeleye devam edeceğiz efendim. Görüşmek dileğiyle.